Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Türkçe öğretmeni Mehtap Gök. Bugün sizlerle Milli Eğitim Bakanlığı yayınları 5. sınıf Türkçe kitabının 6. temasında yer alan Çitlembik metnini okuyup etkinliklerini yapacağız. Öncelikle hazırlık çalışmaları sorularıyla başlayalım. İlk yardım ile ilgili araştırmalarınızı arkadaşlarınızla paylaşınız. Ben örnek olması adına daha öncesinden sizinle bir paylaşımda bulunmak istiyorum. İlk yardım nedir? Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardım sağlanıncaya kadar hayat kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak, hasta veya yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek, iyileştirmeyi kolaylaştırmak ilk yardım öncelikli amaçlarıdır. Lütfen siz de araştırmalarınızı sınıfa getirerek arkadaşlarınızla paylaşınız. İkinci sorumuz, ilk yardımın önemli olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? İlk yardım çok önemlidir. İlk yardım yapılacak kişiye yapılan ilk müdahale onun hayatını kurtarabileceği gibi yanlış müdahale sonucu kişinin ölümüne neden olabilir. Bu nedenle ilk yardım yaparken çok dikkatli olunmalı, bilinçlice yapılmalıdır. Eğer ilk yardım hakkında bilginiz yoksa hiçbir şekilde müdahale edilmeden 112 aranmalıdır. Eserimizi kim yazmış? Metnimizi Hızır Ovacık. Hızır Ovacık 1954 yılında doğmuş. Başta hikaye olmak üzere şiir, deneme, eleştiri ve araştırma yazıları bulunmaktadır. Eserlerinden bazıları Fesleğen, Yaşayacaksın Ağacım, Ötüken'den İstanbul'a, Kelebek Olacağım gibi eserleri varmış. Metnimiz Çitlembik. Önce yeşil, sonra sarı, olgunlaşınca da siyah. Çıtlık ağacının meyveleri böyle olgunlaşıyor. Dışarıdaki zar gibi ince ama tatlı kabuğunu yiyoruz. Çıtlık evlerden oldukça uzak bir bahçede. Bu yıl alt dalları budandığı için üst dallarına çıkmak zorundayız. Budak yerleri çıtlığın gövdesinde kılıç gibi duruyor. Her dalı yanlamasına kesmişler. Uç bölümleri hafifçe tutunurken bile neredeyse elimizi kesecek. Hasan ağabey bağırıyor. Süleyman, bastığın dala dikkat et. İncecik bir dalın üstünde ceplerini doldurmaya devam ediyor. Umursamıyor. Süleyman ağabeyim her zaman böyledir. İnatçı, umursamaz. Hasan ağabey mahalleden arkadaşı. Ağabeyimi çok seviyor benim gibi. Ağabeyim Hasan Bey'in ikinci defa ikaz etişine karşılık veriyor. Sağlam olur ama o dal ince. Ağabeyim bastığı dalı İki ayağıyla sallamaya başlıyor. Baksana sağlamlığını göstereceğim şimdi. Bağırıyorum. Dal iyice eğiliyor. Kırılacak. Yapma, yapma, dur. Dal birdenbire kırılıyor. Ağabeyim önce bir budağa takılıyor, sonra yere düşüyor. Tarla yerine yeni sürülmüş. Allah'tan toprak yumuşak. Yoksa kemikleri kırılabilirdi. Başlangıçta bir şey olmadığını sanıyoruz. Bacağım, ah bacağım. O da ne? Baldır kemiği görünüyor sanki. Ağabey, ağabey. Boğazım düğümleniyor. Bir şeyler söylemek istiyorum. Söyleyemiyorum. Hasan ağabey de korkuyor. Bütün gücüyle bağırmaya başlıyor. İmdat! Kurtarın! Yardım edin! İmdat! Görünürde hiç kimse yok. Hasan ağabey kanamayı durduralım. Nasıl? İp yok, tel yok. Kemerimiz bile yok. Aklıma gömleğim geliyor. Filmlerde hep öyle olmuyor mu? Hemen gömleğimi çıkarıyorum. Omuz kısmından iki taş arasında hızla vurup parçalıyorum. Kolu ip haline getirmek için iki ucunu döndürüyoruz. Bacağının üst kısmından bağlıyoruz. Sonra kısa bir dalı bu düğümün üstüne koyup bu dalın üstünden bağlıyoruz. Sonra da dalı çevirmeye başlıyoruz. Kanama azalıyor ama durmuyor. Parçaladığım gömleğimle yarayı sımsıkı bağlıyoruz. Hadi götürelim onu. Hastaneye götüreceğiz. Hasan ağabey, ağabeyimi sırtına almaya çalışıyor. Olmuyor. Koltuk altlarından tutuyoruz. Yaralı bacağı yerlerde sürünüyor. İçimize sinmiyor. Ellerimizi birleştiriyoruz. Ortasına onu oturtup götürmeyi deniyoruz. Yol uzun, bitmek bilmiyor. Üzüntüden ve yorgunluktan öleceğim neredeyse. Hüngür hüngür ağlıyorum. Öldü mü acaba ağabeyciğim? Aç gözlerini ne olur. Allah'ım yardım et. Ağlama artık. Hiçbir şey yok. Korkma, bayılmış o. İlk ellere yaklaştığımız onu yavaşça yere uzatıyoruz. Hasan ağabey beni gönderiyor.
Koş, kimi bulursan getir. Durma, koş. Çok yorgunum ama uçar gibi koşuyorum. Yardım edin, yardım edin. Büyüklerin yardımıyla biraz sonra hastaneye ulaşıyoruz. Onu hemen acil servise götürüyorlar. Acaba yaşıyor mu? Ayakta duramıyorum. Koridorda oturuyorum. Ayaklarımı uzatıyorum. Beyaz gömlekli bir amca bana doğru koşuyor. Ben de pek iyi değilim. Gömleğim paramparça. Ayakkabılarım yok. Onları nerede bıraktığımı hatırlamıyorum. Gel çocuğum, sana da bir bakalım. Saatler geçiyor ya da bana öyle geliyor. Gözlerim kapanıyor. Gözümü açtığımda pek çok insanla karşılaşıyorum. Çoğunu tanımıyorum. Herkes bir şeyler yapabilmek için koşturuyor. Amcam başucumda beni bekliyor. Heyecanla soruyorum. Ağabeyim, korkma, kurtuldu. 3 gün sonra onu görmemize izin veriyorlar. Hasan ağabey de bizimle birlikte geliyor. Babam özellikle çağırttı onu. Ağabeyimin koluna serum takılmış. Ne kadar zayıf görünüyor. Ama gülümsüyor babam. Onu siz kurtarmışsınız. Doktor söyledi. Yarayı kalp seviyesinin üstünde tutup taşısalarmış doktor diplomasını bile hak ederlermiş diyor. Birkaç ay sonra koşabilecekmiş. Ağabeyime sarılıp deliler gibi yanaklarından öpüyorum. Gözlerini bir bana bir Hasan ağabeye çeviriyor. Hiç unutmayacağım. Teşekkür ederim. Beni siz kurtardınız. Hasan ağabeyle göz göze geliyoruz. Birlikte başardık diye düşünüyorum. Birlikte başardık. Hızır Ovacık. Etkinliklerimize başlayalım. Birinci etkinliğimizde okuduğunuz metinde geçen bazı kelimeler ve kelimelerin anlamları verilmiştir. Bu kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Budamak, daha çok ürün almak veya düzgün bir biçim vermek amacıyla ağaç asma ve benzeri şekilde dalların kesmek, kısaltmak anlamında kullanılıyor sevgili öğrencilerim. Umursamak, aldırış etmek, önem vermek anlamında karşımıza çıkıyor. Hak etmek, bir emek karşılığı, hakkı olan şeyi elde etmek, hak kazanmak anlamında karşımıza çıkıyor. Serum, hücre yenilenmesini hızlandıran, deriyi besleyen ve su kaybını, solunumunu ve doğal savunmasını kuvvetlendiren sıvı. Olgunlaşmak, olgun duruma gelmek anlamında karşımıza çıkıyor. İkinci etkinliğimize geldiğimizde, aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız. 1. Süleyman niçin ağaca çıkmıştır? Ağacın meyvelerini toplamak için çıkmıştır. 2. Hasan Süleyman'ı niçin uyarmıştır? Süleyman bastığı dala dikkat et diyerek uyarmıştır. Çünkü dal inceydi. Süleyman ağaçtan niye düşmüştür? Dalın sağlamlığını göstermek isterken dalın kırılması sonucu düşmüştür. 4. Süleyman'a Hasan ve yazar nasıl müdahale etmiştir? Kanamayı durdurmak için gömlekten yaptıkları ipi bacağın üst kısmına bağlayarak. 5. Doktorun yarayı kalp seviyesinin üstünde tutup taşısalarmış doktor diploması bile hak edeceklermiş ifadesiyle anlatmak istediği nedir? Yaptıkları ilk yardımın çok doğru olduğunu anlatmak istemiştir. 6. Süleyman, Hasan ve yazara niçin teşekkür ediyor? Siz böyle bir durumda karşısında ne düşünürdünüz? Kendisini kurtardıkları için teşekkür ediyor. Ben böyle bir durumda bir hayat kurtardığımız için çok mutlu olurdum. Üçüncü etkinliğimize geldik. Turnike kelimesi size neyi çağrıştırıyor? İki anlamı vardır. Birincisi insanların teker teker geçmelerini sağlamak, ereğiyle kimi yerlere konulan, para ya da jeton atılarak çalıştırılan uçlarından birinin çevresinde dönülebilecek düzende yatay olarak yerleştirilmiş çarpı biçiminde araç. İkinci anlamı ise metinde kullanılan anlamıyla kol ya da bacakta kan akımını durdurmak, ereğiyle sıkmak için kullanılan lastik bant. Ve www.eba.gov.tr adresinden turnike ile ilgili videoyu seyrediniz. Buradan videoya ulaşabilirsiniz EBA'nın kendi sayfasından. C. Okuduğunuz metinde yapılan ilk yardım bir turnike midir? Sebebiyle açıklayınız. Bence bir turnikedir. Çünkü kol ya da bacakta kan akımını durdurmak amacıyla sıkmak için gömleği veya tahtayı kullanmalı bir turnike örneği sayılabilir. Ç. Videoyu izlerken dikkatinizi en çok çeken bölümü yazınız. Lütfen sizler de B maddesinde olan videoyu izleyiniz. Hastanın görülebilecek bir yerine turnike yapıldığı belirtmek için ruj ile T harfi yazılması ilgimi çekti. En azından benim. Siz de ilginizi çeken kısmı yazabilirsiniz.
Dördüncü etkinliğimize baktığımızda metinler sevinç, mutluluk duygularını ifade eden iki cümle yazınız. Ağabeyime sarılıp deliler gibi yanaklarından öpüyorum. Hiç unutmayacağım, teşekkür ederim. Beni siz kurtardınız. Kurtardıkları için mutluluğunu ifade ediyordu. Beşinci etkinliğimiz, metni okurken işaretlediğiniz bölümlerden hareketle metni defterinize özetleyiniz. Hasan, Süleyman ve yazar çitlenmek toplamak için çıtlık ağacına giderler. Süleyman ağacı çıkar. Hasan'ın uyarılarına rağmen dikkatsizce davranıp ağaçtan düşer. Bacağı kırılır. Yazar ve Hasan yardım çağırırlar. Fakat etrafta kimse yoktur. Yazar kanamayı durdurmak için gömleğini parçalayıp ip yapar. İp ve dallarla Süleyman'ı bacağına turnike uygularlar. İkisi beraber Süleyman'ı köye taşırlar. Süleyman hastaneye götürülür. Hasan ve yazarın yaptığı ilk yardım sayesinde Süleyman kurtulur. Hasan ve yazara teşekkür eder şeklinde özetleyebiliriz. Altıncı etkinliğimize geldik. Aşağıdaki görseli inceleyiniz. Bu kamu spotu reklamının içeriği ne ile ilgili olabilir? Bilinçsiz ilaç kullanımı ile ilgili olabilir şeklinde bir yorum yaptım ben. Sizler de fikirlerinizi yazabilirsiniz. B maddesi www.sggm.sağlık.gov adresinden reklamı inceleyiniz. Siz de inceleyip neye dair olduğuna karşın yorumlarınızı yapabilirsiniz. Reklamın verdiği mesaj nedir? Bu reklamın topluma yararları nelerdir? Açıklayınız. Reklam gereksiz yere antibiyotik kullanmamamız gerektiği mesajını veriyor. Toplumumuz en ufak rahatsızlıkta antibiyotik kullanıyor. Bu yanlıştır. Bu ilacın gereksiz ve yanlış kullanımı sağlığımıza zarar verir. Bu reklamın topluma yararı antibiyotik konusunda toplumun bilinçli olmasını sağlamaktır diyebiliriz. Yedinci etkinliğimize geldik. Aşağıdaki kelimeleri inceleyiniz. His etmek, hissetmek, af etmek, affetmek, hak etmek, pardon, hakkı. Şimdi yukarıdaki kelimeler ünlü ile başlayan ek aldığında ya da başka bir kelime ile birleştiğinde kelimelerden nasıl bir değişiklik olmuştur şeklinde soruyor. Burada ne yapıyor? Ünsüz türemesi karşımıza çıkıyor. Hissetmek, affetmek, hakkı gibi ünsüz türemesi meydana gelmiş oluyor. Sekizinci etkinliğimize geldiğimizde aşağıdaki cümlelerde ünsüz türemesinin olduğu kelimelerin altını çiziniz. Davanın reddine karar verildi. Red kelimesi. Konuşmak benim en doğal hakkım, hakkım kelimesi. Alın teriyle kazanmanın hazzını anlatamam, hazzını derken. Beni ikizin zannettiler, zannetmek. Bu hisse daha önce hiç yaşamamıştım. Hissi kelimesi, ünsüz türemesini gördüğümüz örnekler. Dokuzuncu etkinliğimiz. İlk yardımın önemini anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza başlık koymayı unutmayınız. Lütfen sizler de kitabınızda metninizi yazınız sevgili öğrencilerim. İlk yardım hayat kurtarır. İnsanları bu dünyada öldüren şey dikkatsizlikleri oldukları kadar bilgisizlikleri ve umursamazlıklarıdır da. Çünkü onlara bazen öğretilmek istenen bilgileri dinlemek istemez kulak arkası ederler. Diyelim ki okulda onlara ilk yardım dersi veriliyor. Aman bana ne gerek hayatta ne işime yarayacak ki derler. Oysa dinleseler belki de bir gün zor durumda olan bir yaralı ya da hastaya can nefesi olacaklardı. Çünkü ilk yardımın can kurtaracak önemli bir şey olduğunu bilmek istemezler. Peki nedir ilk yardım? Şöyledir. Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda sağlık görevlilerinin tıbbi yardımı sağlayıncaya kadar hayatının kurtarılması ya durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Bu yüzden sessiz olun, ilk yardımın önemini aklınızdan çıkarmayın. Yazma süreci tamamlandıktan sonra aşağıdaki ölçüye göre kendinizi değerlendiriniz. Lütfen kendi yazınızda yazma konumu seçebilirim, yazma amacımı belirleyebilirim, yazıma uygun başlık oluşturabilirim gibi seçenekleri okuyup evet, kısmen ve hayır şeklinde kendinizi değerlendirebilirsiniz, öz değerlendirme yapabilirsiniz. Bir sonraki dersimiz için sağlık ve spor konularını yansıtan haber yazısı, afiş, poster bulunuz. Bulduğunuz bu dokümanlarda anlatılmak istenenleri arkadaşlarınızla paylaşınız. İkinci isteğimiz ise spor yapmanın önemini yansıtan grafik ve tablolar bularak sınıfa getiriniz. Bugünlük metnimizle ilgili anlatacağım kısımlar bu kadar sevgili öğrencilerim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.